Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Hearts of Iron 3 Defender Star oynuyorum. Ve bu serimi Türkiye Cumhuriyeti'nden oynamaya başlayacağım. Evet, oynamaya başlamadan önce bir şey daha bildirmek istiyorum arkadaşlar. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde bir seri daha başlayacağım oynamaya. O seriyi Arnavutlarla oynamaya başlayacağım, yoğun istek üzere. Evet, onu da söyledik. Başka bir şey söylenecek miydi? İnşallah başka bir şey unutmadım. Ah, bir şey daha söylemeyi unutuyordum az kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunu Türkçe'ye çevirebildim. Allah'a çok şükür başladım Türkçe çevirmeyi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunun bir kısmı Türkçe, bir kısmı İngilizce. Bu inşallah sizin için büyük bir sorun değildi. Maalesef başka yağma bulamadım. Ama olsun, bu da çok güzel olmuş. İngilizce de anlıyoruz, Türkçe de anlıyoruz. Yani bir sorun çekeceğimizi sanmıyorum. Evet, zorluğu ayarladım ve oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar, oyunu belki çok zor ayarladık ama belki biraz zorlanacağız savaşırken. Çünkü çok zor oynadık mı biliyorsunuz ki karşı taraf çok motive oluyor bizi yenmek için. Evet, şimdi arkadaşlar. Bu da gördüğümüz gibi diplomasimizi ilk önce ayarlayacağız. Diplomasimiz nasıl bir diplomasi alacak? Benim amacım tarafsızlığı indirmek. Yani bir an önce savaşa girmek. Onun için tarafsızlığı indiriyoruz ve bunu okeyliyoruz. Tamam. İkincisi, şimdi hepsini bir silelim. Hangi araştırmaları ilk önce araştırmış olarak başlayalım? İlk önce şunu ayarlamak istedim. Bunu 4'e ayarlıyoruz arkadaşlar. Gerisi böyle okey. Çünkü casus da lazım. Diplomasi de çok önemli. Subaylar olmazsa ordu yönetilemez. Onun için 3'ünü de böyle şekilde bırakıyorum. Şimdi ilk önce Militia Small Arms, Light Artillery, Militia Support Weapons ve Militia Anti-Tank Weapons'u araştırıyorum. Çünkü Infantry Division'u açmam lazım. Piyade eğitmek için arkadaşlar. Piyade çok önemli. Ve hemen Small Arms, Light Artillery, Infantry Support Weapons ve Infantry Anti-Tank Weapons'u da araştırıyorum. Çünkü dağcı piyadeleri, yani dağcı komandolarını eğitmek için bunlar çok önemli olacak Balkan harbilerinde. Çünkü Balkan'da savaşacağız. Sovyetlere karşı savaşacağız ve savaştığımız bölgeler hep dağlık bölge olacak. Onun için bana dağda savaşacak asker lazım. Ve bu dağ komandoları oluyor. Evet. Şimdi bunları yaptık. Panzer araştırsam mı? Panzer lazım değil. Bana destroyer lazım. Çünkü gemi de yapacağız Allah izin verirse. Ondan bir destroyer yapıyorum. Burada başka bir şey gerekmiyor herhalde. Denizaltı landing craft belki olsa iyi olur bence ama biraz pahalı. Bunu bekletelim arkadaşlar. Bunu bekletelim. Kapital. Bu büyük gemiler oluyor. Bu büyük kravözle bir tane büyük gemi yapsam mı yapmasam? Yok, bunu bir atlayalım. Evet, bombardıman uçakları. Taktik bombardıman uçağından. Şimdi araştırmayacağım bunu. Bunu da atlayalım. Evet, bunu da atlayalım arkadaşlar. Sanayiye geldik. Sanayi çok önemli olacak. Sanayide hangi araştırma? İlk önce agrikultur. Yani tarımı alıştıracağız arkadaşlar. Türkçesi bunun tarım. Tarım niye önemli? Çünkü asker sayısını yükseltiyor. En yüksek şekilde getirmeye çalışacağım bunu. Şöyle 8 biraz fazla mı oldu? Yok, 8'i. 8 kalsın. 8 seviyesinden 12 seviyesine kadar 1944'ten sonra araştırabiliriz. Biraz daha puanımız kaldı. O puanı sanayi gücüne verelim. Çünkü sanayi bize çok önemli bir Şimdi konsantre oynuyorum ya, biraz konuşmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Çok affedersiniz.
Şimdi biraz kafam karıştı. Puan biraz gel az ya. Ha, çok zor oynadığımdan az. Çünkü önceden oynadığımda biraz daha bir şey yapabiliyordum. Şu anda maalesef puanım biraz daha az arkadaşlar. Evet, çok zor oynadığımda az geldi puan. Dur o zaman nasıl yaparız? O zaman bundan devam araştıracak. Evet, sanayi gücünü biraz yükseltek gibi geliyor bana ama. Şimdi sanayi kapasitesini de büyütmek isterim bir gün. En iyisi bunu da alak. Evet. Raket testi yapacağımızı sanmıyorum. Başka bir şey var mı? Bunlar teori, bunlar sonra yapacağız mecburen çünkü yetmiyor. O zaman bir de leadership. Bu çok önemli. %5 artış oluyor eğer bunu yaparsak, eğitimi yükseltirsek arkadaşlar. Ama first aid daha önemli olmaz mı? İlk yardım. Evet, bence ilk yardımı araştırak ve puanımız bitti maalesef. Şimdi hemen ilk araştıracağımız 4 araştırmadan başlayalım seçmeye. Bence ilk önce sanayi üretimine bir başlayalım. Sanayi gücünü biraz araştırmaya başlayalım. Kaç tane araştırırız? 4-5 tane. 4-5 tane şöyle biraz azaltsak 4, tam 4 tane olacak. Evet, tam 4 tane olsun. Şimdi azalttım. Askeri alanda bir şey yapabilir miyiz? 1936'da başlıyoruz değil mi? O zaman bunu da araştırabiliriz. Bunu da araştırmak isterim. Bunu da araştıralım. Bir de bunu da. Tamam. Bunlar bitti mi? Araştırmaları gene şey yapabiliriz. Devam ettirebiliriz sonra. Tamam. Bu yeter. Yoksa havacılar biraz geç gelecek mecburen. Bariyerlerden de isterim bir tane ama keşke bir piyade bariyerlerden de olsa. Şöyle 4 tane piyade olsam ama mecburen böyle yapacağız. Tamam, böyle kalsın. Bunu da okeyleyelim ve devam edelim. Tamam. Şimdi bakalım bakayım. O zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu ne kadar büyükmüş? Nasıl? Neyden oluşuyormuş? Şimdi ilk önce şu uçaklara bakalım. Uçakları acaba yok etsem mi, etmesem? Bence uçakları yok ederim. Çünkü uçaklar çok masraflı olabilir başta. Onun için bir. Şimdi bir de gemilere bakalım. Şu anda bir denizaltı filosu var. O bana lazım değil. Bunu siliyorum. Sonra da gerekirse yaptırırız. O sorun değil. Bir de bu da yeni bilim araştırarım. Taşıma gemisi var. Bu taşıma gemisi kalsın. Ama şu Destroyer filosunu yok etmek istedim. Şu gemilerde çok önemli gemiler arkadaşlar. Niye, hemen onu göstereceğim size. Önce şu filodan kurtulalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bu filomuzun gurur duyduğu bir gemisi. Onun için bunu yok edersek büyük bir zarar etmiş oluruz. Onun için bu gemiyi tutmak istedim. Bir de bu Mecidiye, Hamidiye, gördüğünüz gibi tecrübe toplamış gemiler. Onun için eğer ki taarruzda, mesela Yunanistan'a karşı savaşacak, lazım olacak gemiler arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu yaptık. Şimdi şu odlan tümünü yok etmek istiyorum ben. Bunlar şu anda hepsi lazım değil. Yeniden kuracağız biz bu odada. Biliyorum biraz fazla zaman harcayacağız ama bunlar çok önemli başta arkadaşlar. Bu şimdi başkomutanlık. İstanbul'a çekelim bunu. Şu konvoy sayısını azaltırım. Fazla konvoy lazım olacağını sanmıyorum. Şimdi bir de liman sayısını azaltmak isterim. Çünkü sanayi kapasitemiz biliyorsunuz ki çok az. Onun için liman sayısını azaltalım diyorum. İzmir'de liman kalsın. Şu limanı, Antalya'daki limanı geri çekiyorum. Evet. Ve Ereğli'deki de limanı yok ediyorum. Gebze, İstanbul'daki liman nasıl? İstanbul'daki liman. Şöyle 3'e düşürek bunu. Bu Gezbe'deki de şöyle 6 olsun. Bize puan lazım arkadaşlar. Çok önemli. Samsun'daki limanı yok ediyoruz. İnşallah kızmıyorsunuz arkadaşlar limanı yok ediyorum diye. Ama bize puan lazım. Onun için limanları
Yok etmem lazım bazılarını. Sonradan zaten arkadaşlar İskenderun'u, Kırkan'ı, bu İskenderun, bu Kırkan, bu Antakya'yı sonradan Fransa tarafından bize verilecek. Burada da liman var gördüğünüz gibi. Onun için fazla liman lazım değil şu anda. Tamam. Gördüğünüz gibi yeteri kadar puan toplayabildik. Şimdi ordumuzu oluşturalım. İlk önce Division'a bakalım. Piyadelerden başlayalım mı yoksa yok daha komandolarından başlayalım ilk önce 3 tane mi 4 tane yapalım bundan. Evet 4 tane bundan yapacağım. 4 tane Turgay olsun. Ve bu kaç tane division olsun bundan? Kaç tane bölük olsun? Bundan 4 tane bölük yapayım ben. Yoksa 8 tane olsa nasıl olur? Biraz fazla puan harcayacağım ama zaten lazım olacak. Evet, 8 tane yapayım. 128 tane insan gücü maliyeti. Puh. Fazlaymış abi ya. Ama lazım olacak. Yok yapayım ben. Ne olursa olsun yapayım. Daha komanda Tugay'ı hemen bunları bir grup yapalım. Evet, savaş taktiğimi söylemedim. Nasıl ilerleyeceğiz? Ne yapacağız arkadaşlar? Benim amacım ilk önce Balkanları ele geçirmek. Onun için ilk önce askerlerimizi Bulgaristan sınırına yerleştireceğiz. Çünkü ilk savaşımızı Bulgaristan'a açacağız. Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi 5, 6. Bunlara bir bölük komutanı verelim. Bunlara da bir tane bölük komutanı verelim. Bu çok güzel. Şimdi 84 var. Yeni divisionlara eğitelim ama bu sefer piyadeden eğiteceğiz arkadaşlar. Piyadeyi 3 Turgay'dan oluşacak. Sonra topçu birlikleriyle birleştireceğiz. Ama şu anda topçu birliklerine yapasım yok arkadaşlar. Bundan 12 tane mi yapsak? Kötü olmaz ama insan gücü yetmiyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yedekler yapalım. Yedekte olsun bunlar. Sonradan askere çağırırız. 30 gün içinde zaten askere çağrılıyor tüm yedekler. Böylelikle o yedeklerden savaşa hazırlanırız ve dağcı komandalarının ilerlemeye başlarız. Evet Bulgaristan'a karşı. Öyle yapabiliriz arkadaşlar. Ama gene de yetmiyor ya. Biraz her piyadede yani her turgayda az olacak arkadaşlar. Evet. Olsun. Boş ver. Biz yapalım. Sonradan nasıl olsa asker sayımız bir zaman sonra çıkacak. Evet, şimdi bunları da yerleştirelim. Bunlar da dur. Yeniden. Yanlış yaptım herhalde. Evet, 3'ü koyacaktım. Olsun, fark etmez. Bu da bir grup olsun. 5 6 7 8 bir grup daha, bir bölük daha. Tamam, bu piyade tümenlerini de topladık. Bunlar da bir grup yapalım. Şimdi bu arkadaşlar bu grup Bulgaristan'ı ele geçirmek için oluşturulmuş bir grup. Yetecek mi onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. Şimdi yoksa az gelmez mi ya? Biraz daha sanayi şeyimiz var. Sanayi kapasitemiz. Fabrikalar mı versem acaba? Ankara'da fabrikamız var mı? Fabrika dur bakayım vereceğim fabrikalar da kaynak haritasına göre vermek isterim. Evet şu da sanayi kapasitesini attırsak 4800 lira tutuyor. O zaman gerisini sanayiye verelim. Çünkü asker sayımız da az. Onun için asker ne kadar bölük yaparsak o kadar kötü arkadaşlar. Evet bu yetecek gibi gözüküyor. Biraz daha puanımız var. Bu puanı nereye verebiliriz? Savunmamızı güçlendirebiliriz belki arkadaşlar. En de sonunda Sovyetlere karşı savaşacağız ama kaç normal ne kadarmış ne kadar 4800 ya 2000 eski 2000 daha olsa bir yerden acaba şu da limanın birini çeksem 4800 oluyor biraz daha eksik ya şundan bundan çekemiyorum
Aa, bir şey unutmuşuk. Olsun, olsun. Limanın bu da birini düşürsem 6000 9000 oluyor. Tamam, bu iyi. 9000 iyi. İstanbul'da enerji ve metal var. Bir de nadir malzemeler varmış ama ben görmüyorum. Olsun. Buradaki sanayi kapasitesini de yükseltmek istiyorum. Aa, 4500 ya. Dur o zaman şuradan çekelim. 6000 olmayacak. Olsun. Gene de böyle kalsın. 2000. 2000 nereye harcayabiliriz? O zaman ne yapalım? Escort yapalım birkaç tane. Konvoy gemilerini konulmak için 2 tane 3 tane. Dur ya, uçak yapamaz. Aa, uçak yapamayız. Uçak yapamayız. Ona göre araştırmamız yok çünkü. Konvoyda kaç tane konvoy yapacağım? Dur bir. Dur bir. O zaman şöyle yapak. Havacı yok. Tamam, o kesin. Gemi olması lazım ama yeteceğini sanmıyorum. Taşıma gemisi. Aa, bu çok güzel. Taşıma gemimiz yok arkadaşlar. Hemen taşıma gemisi yapalım. İki tane daha. Ve geri kalan sanayi gücünü de bırakalım. Hediye olsun. Evet. Tamam, bu çok güzel arkadaşlar. Aa, ben bunu yine de bölmek isterim. Şimdi bunu da böldük. İki grup halinde olsun çünkü savaş gemileri. Savaş gemilerini nasıl kullanacağız? Mesela savaş gemilerinin amacı taşıma gemilerini korumak. Yani mesela göndereceğim buradan Ege Denizi'ne. Buradaki görevi bu deniz bölgesi mi diyelim? Evet, deniz bölgesini tutmak. Eğer ki bu deniz bölgesini başarırsa tutmayı, taşıma gemilerini asker doldurup Atina'ya göndereceğim. Amacım öyle. Evet. Şimdi ama bitmedi. Daha işimiz var arkadaşlar. Nasıl işimiz? Şimdi bunlar tamam. Belki bölük komutanlığı vermiş olabiliriz ama şu komutanlıktan daha birleştirmedik. Onu yapacağız daha. Şimdi şu anda 6 yıldızlı komutanlık var. Bunun arasında bir 5 yıldızlı komutanlık lazım. Bir de 4 yıldızlı komutanlık. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi buna bir 4 yıldızlı komutanlık verelim. İsmet Ünen'in şu anda 4 yıldızlı görevini aldı. Onun hepsini İsmet İnönü altına verelim. Evet. Bu da bir de 5 yıldızlı general altında olsun. O 5 yıldızlı general de 6 yıldızlı generalin altına. Böylelikle. Evet. Böylelikle sistemi kurmuş oluyoruz herhalde. Lider sayılmaz herhalde arkadaşlar. O yo, liderlerim var. O zaman savunma doktörü maalesef savunma. Ama bir tane lider mecburen yerleştirmemiz lazım. Onu aralım buraya. İsmet Ünün zaten bu görevi üstlenmiş. Ve şuradaki bölükte bu general bunu niye yönetemiyor? Ha, 2 yıldızlı lider lazımmış. Rütbe, affedersiniz, 2 yıldızlı rütbe lazımmış. Bir genel, tamam. İnşallah general sayımız azaldı. Daha çok general ekleyebiliriz ordumuza. Çok güzel. Uf, bayağı zorlandım ya. Konuşurken olsun, oynarken olsun. Oyun gerçekten kompleks arkadaşlar. Bir de üstüne üstlük çok zor oynuyorsanız dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, Bulgaristan'a seferimize başlatacağız. Ama hemen başlayalım. İlk önce tarafsız olmamız lazım. Önce bir tamamlayalım. Şimdi kaç dakikamız kaldı? Bir dakikamız kaldı. Arkadaşlar, bu bölümü bitirmek istiyorum. En iyisi böyle yapalım. Bir dahaki bölümde Bulgaristan'a karşı savaşımızı hazırlayacağız. Plan yapacağız, proje çizeceğiz ve nasıl savaş kazanabileceğimizi kısaca anlatayım. Anlatacağım öbür bölümde. Bir şey göstermek isterim. FOAP harita modu mu ne demek? Her ülkenin önemli bölgeleri var. Mesela bizde gördüğünüz gibi Ankara, İstanbul gibi, Düzce, İzmir. Eğer ki bu bölge düşman tarafına ele geçirirse bizim dayanma gücümüz kalmıyor. Böylelikle savaşı kaybedebiliyoruz. Mesela şu anda Bulgaristan'ın Sofya, Plovdiv ve Varna. Eğer ki elimizden geldiği kadar çabucak Varna, Plovdiv, Sofya'yı ele geçirirsek az kayıpla Bulgaristan'ı ele geçirebiliriz. Evet, işgal edebiliriz. Bunu söylemek istiyordum ve bu bölümü bitiriyorum. İnşallah hoşunuza gitti arkadaşlar bu bölüm. Maalesef fazla bir şey görmediniz. Savaş olsun, bir şey olsun ama başta bu oyun böyle oynanır. Başka türlü oynayamayız. Hemen savaş açamayız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.